Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Kimyasal türler ve türler arası etkileşimlerin sınıflandırmasından bahsedeceğiz. Yepyeni bir ünitenin başlangıcını burada yapmış oluyoruz tabii ki. Şimdi kimyasal tür kısmı çok önemli. Öncelikle bir türün ne olduğunu bileceğiz ki bunlar arasındaki etkileşimlerin sınıflandırmasını yapabilelim. Hatta ilerleyen aşamalarda bu sınıflandırdıktan sonraki parçaları da ayrı ayrı uzun uzun değerlendiriyor olacağız. Neymiş orada biraz daha net göreceğiz. Şimdi kimyasal türün tanımını bilmemiz önemli. Nereden çıkıyor bu tanım? Nedir bu? Öncelikle maddenin tanımından yola çıkmamız lazım. Bunu yapabilmemiz için. Şimdi maddenin 4 temel özelliği vardı. Yani bir şeyi madde olarak isimlendirebilmemiz için kütlesinin olması gerekiyor. Olmazsa olmaz, bir şeyin kütlesi yoksa o madde değildir. Hacmi olması gerekiyor. Yani uzayda bir yer kaplıyor olması gerekiyor. Bu da olmazsa olmazlarımızdan. Eylemsizliğe sahip olması gerekiyor. Yani F eşittir MA'da eğer F sıfırsa A'nın da sıfır olması gerektiğini uygun davranıyor olması gerekiyor. Yani bunu şöyle özetleyebiliriz, biraz daha fizikten biliyorsunuz. Hani otobüste frene basıldığı zaman öne doğru kendinizi atmanızın sebebi işte eylemsizlikten kaynaklanıyor. Bütün maddelerin buna da uygun davranması gerekiyor ve taneciklerden oluşmuş olması gerekiyor. İşte o oluştuğu tanecikler de onun türünü söylüyor bize. Şimdi en temelde taneciğimiz atomdu zaten. Hani bunu genel olarak biliyoruz ancak kimyasal türü belirten şey atomlar olmayabilir. Molekül veya iyon yapıları da olabilir ve biz de kimyasal türleri genel olarak 3 temel başlıkta inceleyeceğiz. Bunların dışında bir de radikal var ama müfredatımız bu üçünü bil yeter diyor bize. Oradaki atom, molekül ve iyon kavramları neler ifade ediyor peki? Atom dediğimiz şey mesela demir, alüminyum, helyum gibi element sembolleriyle gösterebildiğimiz yapılar. Moleküle geldiğimiz zaman burada formüle girmemiz gerekiyor. Yani işin içerisinde daha fazla atomun, daha fazla taneciğin girmesi olması gerekiyor. İyon deyince de tabii ki yüklü tanecikler işin içine girmesi gerekiyor. Tabii bunlardan daha detaylı bahsediyor olacağız. Anında başladık. Elimizde ilk olarak kimyasal türümüz neydi? Atomdu. Atomun tanımını yaparken şunu diyeceğiz. Bir elementin tüm özelliklerini gösteren yapı taşıdır. Hani en küçük taneciktir dememiz çok doğru olmuyor. Çünkü atomun altında daha küçük tanecikler var. Biliyoruz bunu, protonlar var, nötronlar var, elektronlar var. Ancak onlar belli, yani bütün protonlar birbiriyle aynı ya da bütün nötronlar birbiriyle aynı. Ancak oradaki proton ve nötron sayısı, daha doğrusu proton sayısı atomun türünü bize belirtiyor. İşte atomun o türü de bir elemente ait bütün özellikleri taşıyor. Yani hangi sıcaklıkta erir, hangi sıcaklıkta kaynar, hangi yoğunluğu nedir? Buna dair bütün özellikleri biz atoma bakarak, atomun yapısına bakarak söyleyebiliriz. Şimdi burada atomun bazı parçaları var tabii ki. Atomu oluşturan yapılar var. Bunları da biliyor olmamız gerekiyor. Neydi? En temelde, en altta çekirdek dediğimiz bir yapı vardı. Çekirdek dediğimiz atomun tam merkezinde bulunan yapıydı. Ve dışarıda neler vardı peki? Dışarıda elektronları taşıyan katmanlar veyahut bir diğer adıyla yörünge dediğimiz yapılar vardı. Bölgeler vardı daha doğrusu. Şimdi iki ana başlıkta inceleyebiliriz o zaman. Çekirdeğimiz var, katmanlarımız, daha da doğrusu elektron bulutumuz var. Bunu biraz daha genişletebiliriz. Şu bölgeyi aslında katmanların içerisinde bir enerji seviyesi olarak elektron bulutunun varlığından bahsedebiliriz. Dolayısıyla atom altı taneciklerin yerlerinden bahsedecek olursak protonlar, ki burada bize gösterilmiş ve sembolü tabii ki P artı olduğunu belirtmiş. Nötronlar, nötronların da sembolünün N üzerindeki sıfırla belirtildiğini söyleyebiliriz. Protonlar ve nötronlar çekirdekte, elektronlarımız ise nerede? Elektronlarımız ise katmanlarda, yörüngelerde veyahut daha da doğru ismiyle orbitallerde diyebiliriz. Peki atom dediğimiz yapı, hani bir elementin bütün özelliklerini gösteren yapı taşıydı. Bunu parçalamak mümkün mü? Hani atom modellerinde demiştik ki Dalton abimiz bunun parçalanamadığını söylüyordu. Ancak daha sonradan parçalanabildiği ortaya çıktı ve Dalton atom teorisi çürütülmüş oldu. İşte bunun parçalanabildiği yöntem nedir? Parçalanamadığı durum, yani Dalton'u destekleyen yolu nedir? Bunu belirtmek gerekirse biz atomu fiziksel veyahut kimyasal hiçbir yöntemle parçalayamıyoruz arkadaşlar. Yani aslında Dalton'un söylediği günün şartlarına göre doğruydu. O zaman henüz radyoaktivite keşfedilmemişti. Yani nükleer tepkimelerin
ya da çekirdek tepkimelerinin bir diğer adıyla varlığından haberdar değildik. Dolayısıyla atomun parçalanamayacağını söylüyorduk. Fiziksel ve kimyasal yollarla atomu parçalama mümkün değildir. Ancak ve ancak çekirdek tepkimeleriyle, yani nükleer yöntemlerle biz atomu parçalayabiliyoruz. Gelelim bir de molekül yapısından bahsetmeye. Molekül dediğimiz şey nedir peki? Elektron ortaklaşması sonucu oluşan nötr atom grubu. Burada arkadaşlar şu kısım önemli. Bu kelimeyi oraya boşuna yazmamışız. Yüksüz olması gerekiyor ki biz onu molekül olarak isimlendirebilelim. Yani bir atom grubu yüklü olursa molekül cismin kısmına girmez. Onu artık biz iyon olarak isimlendireceğiz az sonra. Burada biz molekülleri iki ana başlıkta inceleyeceğiz. Ki örnekleri altta var. Ne bu? Klor molekülü, ozon molekülü, azot molekülü, hidrojen molekülü veya kükürt molekülü olarak biz bunları değerlendirebiliriz. Bunların ortak noktası ne? Aynı cins atomlardan oluşuyor. Aynı cins atomlardan oluşan maddeleri biz genel başlık altında incelersek ne diyorduk? Element diyorduk. Dolayısıyla biz molekülleri de bu şekilde ayırabiliriz. Element molekülü veyahut farklı cins atomlardan oluşan yapılar, işte hidroflorik asit gibi hidrojen ve flordan oluşmuş. Su gibi hidrojenler ve oksijenden oluşmuş. Amonyak gibi, metan gibi veyahut glikoz gibi daha büyük molekül yapıları da olabilir. Fark etmez. Farklı tür atomlardan oluşmuş yapılarsa biz bunu bileşik olarak isimlendireceğiz. Dolayısıyla bu yapıları da bileşik molekül ismini vereceğiz. Dolayısıyla molekül deyince aklımız sadece bileşikler veya elementlere gitmeyecek. İkisinin olma ihtimali de vardır. Yeter ki farklı atomlar, ikisi farklı tür demiyorum dikkatinizi çekerse, birden fazla atom bir araya gelsin ve bir bütün yapısını oluştursun. Tabii ki bunu nasıl yapacak? Elektronlarını ortaklaşa kullanarak. İyon dediğimiz kavrama gelince, şimdi iyonu zaten alt grupları daha fazla olacak. Atom veya moleküllerin elektron almış veya elektron vermiş hallerine biz iyon diyoruz. Dolayısıyla yüklü hale gelmiş olacak. Elektron almak veya elektron vermek ne demek olacak? Eğer proton ve elektron sayısı birbirine eşitse nötrdü. Yani yüksüzlükten bahsediyorduk. Ancak burada alışverişi yapılmışsa proton sayısı ile elektron sayısı arasında bir fark oluşmuştur. Dolayısıyla biz bu farkın yüklenmiş bir yapı ortaya çıkardığını söyleyeceğiz ve biz bunlara ne diyeceğiz? İyon diyeceğiz. Şimdi iyonu iki başlıkta inceleyeceğiz. Eğer hani yüklü dedik ya, pozitif yüklü mü negatif yüklü mü, buna göre değişecek tabii. Eğer negatif yüklüyse biz onu anyon olarak isimlendireceğiz. Eğer pozitif yüklüyse biz onu katyon olarak isimlendireceğiz. Eksi yüklüler iyon, anyon, artı yüklüler katyondur dedik. Ve eğer eksi yüklenmesi gerekiyorsa, ki şimdi bir tane atomdan bahsediyorsak proton sayısı sabit kalmak zorunda. Yüksek çekirdek tepkimesi gerçekleştirmişsindir. Proton sayısı sabitse elektron alarak ancak negatif yüklü hale gelir. Dolayısıyla anyon olmak için bir taneciğin dışarıdan elektron almış olması gerekir. Benzer şekilde pozitif yüklü olabilmesi için proton sayısının elektron sayısından fazla olması gerekiyor. Proton sayısı sabit olduğuna göre elektron verecek ki bu negatif yüklü, pozitif yüklü bir tanecik haline gelsin. Yani bir katyon yapısını oluştursun diyebilirim. Dolayısıyla iyonları en temelde iki başlığa ayırdık. Anyon ve katyon olarak. Şimdi bir de bunların alt başlıklarından bahsedelim. Anyon, yani negatif yüklü tanecikler, atomik bir yapı da olabilir, moleküler bir yapı da olabilir. Yani kök yapısı da olabilir. Çünkü biz İyonları tanımlarken ne demiştik? Atom veya moleküllerin elektron almış vermiş halleri. Yani bu bir atom grubu da olabilir, atomun kendisi de olabilir. Şimdi bunu bu şekilde iki başlığa ayıracak olursak ve oluşumundan bahsedecek olursak. Mesela bir flor atomu. Flor atomunun 9 tane protonu olacak ki flor olsun zaten. Böyle olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla atom olabilmesi için nötr olması gerekiyor. 9 tane elektronu var. Burada yerleştirilmiş şekilde görebiliyoruz. Dolayısıyla bu flor atomunu oluşturuyor. Ancak eğer dışarıdan bir tane elektron alırsa bu sefer ne yapacak? 9 tane protonu var. Artık 10 tane elektronu var. Yani elektron sayısı bir fazla, flor eksi yüklü iyon ortaya çıkmış oldu. Yani şunu nasıl söyleyebiliriz? Dışarıdan bir tane elektron alırsa eksi bir yüklü bir iyon ortaya çıkar. Tabii ki bu sadece flor için değil, ametallerin tamamı için geçerli olacak. Mesela oksijen normalde son katmanında 6 tane elektron olduğu için, ilerleyen aşamalarda bundan biraz daha bahsedeceğiz, soy gaza benzemek amacıyla dışarıdan 2 elektron alır. O yüzden eksi 2 yüklü hale gelir. Azot
Eksi 3 yüklü hale gelir çünkü dışarıdan 3 tane elektron alır. Brom eksi 1 bir halojen olduğu için yine sadece bir tane elektron alıyor. Kükürt 2 tane, fosfor 3 tane alıyor. Bu şekilde eksi 2 ve eksi 3 yüklü anyonları oluşturuyorlar. Peki moleküler yani kök anyonlar yok mu? Bunlar da var. Karşımıza birkaç tanesini yazabiliriz. NO3 yani nitrat anyonundan bahsedebiliriz ya da hidroksit anyonundan bahsedebiliriz. OH şeklinde karşımıza çıkarsa. Burada ne var? Sülfat şeklinde isimlendirebileceğimiz bir anyonumuz var. İlerleyen aşamalarda bunları tekrar tekrar görüyor olacağız. SO3'ten bahsediyorsak bu bir sülfit ismini vereceğimiz bir anyon yapısıdır. Gördüğünüz üzere farklı değerlikler alabilir. Yani bir şey anyon olarak isimlendirmemiz için illaki eksi 1 olmasına gerek yok. Eksi 1, eksi 2 veya eksi 3 olabilir. Yeter ki negatif yüklenmiş olsun. Bu onun anyon olması için yeterlidir. PO4 eksi 3 şeklinde ise fosfat olarak isimlendirebileceğimiz bir kök anyon ortaya çıkmış olur. Bir de katyonlardan bahsedecek olursak peki. Şimdi katyonlarda da aynı şey geçerli. Atomik ya da moleküler yani kök katyon olabilir. Eğer dışarıya verilen elektronu bir sadece bir tane atom vermişse bu atomik katyon oluşturur. Ki katyonlar karşımıza çoğunlukla atomik olarak çıkacak. Kök katyon çok az var hatta iki tanesiyle karşılaşacağız diyebiliriz. Şimdi bir lityum atomunu düşünürsek 3 tane protonu 3 tane de elektronu var bunu biliyoruz. Bu atomik yapısı yani nötr hali. Eğer lityum atomu dışarıya bir tane elektron verecek olursa elektronunu kaybedecek olursa yine 3 tane proton olur. Bu sefer 2 tane elektronu kaldığı için proton sayısı elektron sayısından 1 fazla olduğu için ortaya lityum artı 1 yüklü bir iyon oluşmadığını göreceğiz. Burada sadece lityum için değil tabii ki sodyum var sadece artı 1 elektron. Daha doğrusu bir tane elektron verdiği için artı bir yüklenmiş. Magnezyumun artı iki yüklendiğini görüyoruz. Bu iki elektron verdiği anlamına geliyor. Alüminyum artı üç yüklenmiş. Demek ki üç elektron vermiş. Kobaltta farklı durumlar var. Artı dört yüklenebiliyor. Aynı tür atom eğer geçiş metallerinden biri ise farklı değerlikler de alabiliyor. Ne demek bu? Yani iki elektron vererek de katyon oluşturabilir. Üç elektron vererek de katyon oluşturabilir demek oluyor. Moleküler kısma geldiğimiz zaman yani kök katyonlara geldiğimiz zaman burada sadece bu ikisiyle karşılaşacağız arkadaşlar. Amonyum ve hidronyum katyonları olarak karşımıza çıkacak isimlerini şimdiden ezberlememiz işimize yarar. İlerleyen aşamalarda tekrar görüyor olacağız. Peki bu türlere göre sınıflandırma daha doğrusu etkileşimlerin sınıflandırmasını yapacak olursak şimdi etkileşimleri sınıflandırıyoruz burada. Etkileşimleri iki türlü sınıflandırma şansına sahibiz. Bir bağlanan türlere göre sınıflandırabiliriz. Bir de az sonra göreceğiz bağ sağlamlığına göre sınıflandırma yapabiliriz. Şimdi bağlanan türlere göre sınıflandırırsak bir atomlar arasında oluşan bağlardan bahsedebiliriz. Moleküller arası oluşan bağlardan bahsedebiliriz. Tabii bunu aslında detaylandırabiliriz. İyonlar arasında atom molekül, atom iyon ya da iyon molekül gibi türler arasında farklı farklı etkileşimlerden bahsedebiliriz. Ancak burada şunu göreceğiz. Atomlar arası mesela aynı tür atomlar hidrojen ve hidrojen atomları bunlar arasındaki etkileşimin güçlü bir etkileşim olduğunu göreceğiz. Ki ilerleyen aşamalarda bunu kovalent bağ olarak isimlendireceğiz. Demir atomları arasında mesela metalik bağ olarak isimlendireceğiz ileride ve bunun güçlü bir etkileşim olduğunu ifade edeceğiz. Ancak neon atomları arasındaki ilişki yani soy gaz atomları arasındaki etkileşimin London çekim kuvveti olduğunu yani zayıf etkileşimler olduğunu ileride söyleyeceğiz. Benzer şekilde farklı cins atomlar arasındaysa sodyum ve klor gibi atomlar arasındaysa yani burada iyonik bağ olduğunu söyleyeceğiz ve bunun güçlü bir etkileşim olduğundan bahsedeceğiz. Hidrojen ve flor arasında yine kovalent bağ vardır diyeceğiz ilerleyen aşamalarda ve bunun da güçlü olduğunu söyleyeceğiz. Ancak yine sol gaz atomları arasındaysa bunun zayıf London etkileşimleri olduğundan bahsedeceğiz. Moleküller arasına gelince hidrojen yani aynı tür moleküller olabilir bu zayıf bir etkileşimdir. London etkileşimi olarak söyleyeceğiz. Hidroflorik asit molekülleri arasında olabilir. Yine hidrojen bağı olarak isimlendireceğimiz zayıf bir etkileşim vardır burada. Veya farklı tür atomlar arasında olabilir. Hidroflorik asit veya su molekülleri gibi burada da yine zayıf bir etkileşim varlığından bahsedeceğiz. Burada özetimiz şu olacak arkadaşlar. Buraya bakıyoruz. Güçlü de olabiliyor, zayıf da olabiliyor. Yani net bir bilgimiz yok. Ben
bağlanan türlere göre sınıflandırma yaptığım zaman net bir bilgiye ulaşamıyorum. Sadece ulaşabildiğim şu var. Eğer işin içerisinde molekül varsa bu her zaman bana zayıf bir etkileşimi gerçek getirir. Bunun dışında işin içerisinde atomlar gelirse, yani sadece atomlar arasındaki etkileşimlerden bahsediyorsak, güçlü de olabilir, zayıf da veyahut fiziksel de olabilir, kimyasal da olabilir bu etkileşimler. Dolayısıyla bağlanan türlere göre etkileşimi çok kullanmayacağız. Burada kullanacağımız tek bilgi şurası olacak. Bize net bilgiler sunmuyor, sunduğu tek net bilgi var. İşin içerisinde molekül giriyorsa, tanecik olarak moleküller arası etkileşimden bahsediyorsam, buradaki etkileşimin türü her zaman için zayıf etkileşim oluyordur. Peki benim için kullanışlı olan, asıl kullanabileceğim yöntem nedir? Bağları sağlamlığına göre sınıflandırmak olacak. Tabii ki etkileşim diyelim. Etkileşimlerin sağlamlığına göre sınıflandırması diyorsak, tabii ki sağlamlıktan kasıt nedir? Güçlü ya da zayıflıktan bahsediyoruzdur. İki başlığımız bunlar olacak. Güçlü etkileşimler ve zayıf etkileşimler olacak. Ve biz güçlü etkileşimlere her zaman için kimyasal bağlar diyeceğiz. Yani bütün güçlü etkileşimler kimyasal özellik gösterecekler. Bütün zayıf etkileşimler de fiziksel özellik gösterecekler. Ve biz bunların bu şekilde olduğunu ifade edeceğiz. Burada güçlü etkileşimlerin, yani kimyasal bağların alt başlıkları şunlar. Üç tane bağımız var. Birincisi hepimizin daha önceden de yakından tanıdığı iyonik bağ. İkincisi yine hepimizin çok yakından tanıdığı kovalent bağ. Ki tanımlarını da artık biliyoruz aslında. Üçüncüsü birazcık yeni gelebilir. Metalik bağ olarak inceleyeceğiz. Biz bunların hepsini tek tek bağ yapılarından, Lewis formüllerinden, bu bileşiklerin özelliklerinden ve isimlendirmelerinden hepsinden bahsediyor olacağız. Zayıf etkileşimlere, yani fiziksel etkileşimlere geldiğimiz zaman iki başlıkta inceleyeceğiz. Bunlardan birisi Van der Waals etkileşimleri. İkincisi ise hidrojen bağlarıdır diyeceğiz. Van der Waals etkileşimlerinin altına tabii birkaç başlık daha atacağız. Van der Waals'in altında daha sonradan dipol, dipol, indüklenmiş dipol, iyon dipol gibi birçok etkileşimden de bahsediyor olacağız. Şimdilik bunu bilmemiz yeterli olacak. Peki bu sınıflandırma, hani bağın zayıflığına, güçlüğüne, kimyasallığına, fizikselliğine göre değerlendirme yapıyoruz ya, neye göre güçlü, kime göre güçlü ya da hangi değere göre zayıftır, bununla ilgili tabii ki rakamsal değerler de var elimizde. Net değil, yani hemen rakamsal değeri bir ifade edelim. 40 kilojül bölü mol. Kabullenilen şey şudur. Eğer bir bağın etkileşimi gücü 40 kilojül bölü molden daha yüksekse, buradaki enerji güçlü bir etkileşimdir, yani kimyasal bir bağdır. Daha düşükse zayıf bir etkileşimdir, yani fiziksel bir bağdan bahsediyoruzdur. Ancak burada kesinlik yok, az önce söylediğim gibi. Yani kesin gerçek budur. Eğer 40 kilojülden büyükse kesinlikle güçlüdür demiyoruz. 40 kilojülden azıcık güçlü olmasına, büyük olmasına rağmen zayıf etkileşimler, yani fiziksel bağ kategorisine giren etkileşimler olabilir. Veyahut 40 kilojülden azıcık küçük olmasına rağmen kimyasal özellik taşıyan bağlar olabilir. Bu bir genelleme, ortada verilebilecek bir değer olarak karşımıza çıkacak. Eğer sorularda sayısal değerler çıkacaksa da, atıyorum bize 2 kilojül bölü mol diyordur, yani bundan çok küçük bir sayıdan bahsediyordur, o zaman kesin zayıf etkileşimdir derim. Ya da 380 kilojül bölü mol diyordur, çok büyük bir değer veriyordur, dolayısıyla kesinlikle kimyasaldır, güçlü bir etkileşimdir diyebiliriz. Ortalama bir değer olarak 40 kilojül bizim sınır değerimizdir diyeceğiz. Ve ilerleyen aşamalarda bu sınıfları özel özel tek tek inceliyor olacağız. O zaman türleri öğrendiğimize ve türleri nasıl sınıflandırmamız gerektiğini gördüğümüze göre ne yapıyoruz? Ödüllü sorumuzu da cevaplandırmadan önce bir ödevlendirmemizi yapıyoruz. Ödev olarak karşımıza neler çıkacak? Hemen bakalım. 0'dan 9'a kimya kitabını tabii ki karşımıza alıyoruz. Artık hepimizde var. Bayağı da ilerledik. Sorularımızı da çözdük. Çözemediğimiz soruları TAT sisteminden kontrol ettik. Videolu çözümlerine de baktık. Yeni ünitemizin başlangıcında izledik. Kimyasal türler arası etkileşimler ve bunların sınıflandırılması. Yani 112. sayfadan 116. sayfaya kadar çok kısa bir ödevimiz var bizim bu video için. Neler varmış hemen şöyle birlikte de bir göz atalım. Ondan sonra tak kimya kitabına geçelim. Kimyasal türleri bize tanımlayan bir sayfamız var ve onunla ilgili sorular bizi bekliyor oluyor. Ardından
kimyasal türler arası etkileşimler ve bunları sınıflandıran, yani az önce yaptığımız çalışmayı bize özetleyen bir sayfamız var. Ve bunlarla ilgili yine sorular var. Ardından da tara geç kısmında bize bir testle bu konuyu iyice bir oturtmuş oluyor. Ve sıfırdan dokuza kimya kitabını tamamlamış oluyoruz. Ardından tabii ki mevzunun tam oturması için tak kimya kitabını karşımıza alıyoruz. Burada neler vardı? Hemen şöyle bir göz atalım içindekiler kısmından. Periyodik sistemi bitirmiş ve kimyasal türler arası etkileşimler ünitesinin ilk bölümünü tamamlamış oluyoruz. Yani 101'den 104'e kadar da buradaki sorumlu olduğumuz kısımlar olacak arkadaşlar. 101'de benzer şekilde kimyasal türle ilgili kazanımı bize öğreten bir çözümlü soru olacak. Ve ardından bununla ilgili yine aynı kazanımla ilgili iki tane test, bir tane boşluk doldurma ve bir tane de yazılı tipinde soru bizi bekliyor olacak. Aynı şey diğer sayfalarda da geçerli. Kimyasal türlerin sınıflandırılması ile ilgili yine kazanımları bize kazandıran bazı sorular var. Ve ardından da tabii ki bölüm için bir bölüm testi bizi bekliyor oluyor. Ardından da İyonik Bağ'la daha sonra devam ediyor olacağız. Bunu da tamamladığımıza göre, ödevlerimizi de aldığımıza göre ne yapıyoruz? Sıra geldi ödüllü soruya bakmaya. Bakıyoruz, cevaplandırıyoruz ve yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.